ICT Media TV'den herkese günaydın. Bugün 9 Kasım Çarşamba sabah gündemiyle karşınızdayız. Danışmanlık firması Challenger, Gray Christmas'ın verilerine göre teknoloji sektöründeki işten çıkarmalar pandemi dönemindeki seviyelere yaklaştı. Bloomberg'in atıfta bulunduğu araştırmaya göre Ekim ayında sektörde 9.587 kişi işten çıkarıldı. Bu Kasım 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeydi. McAllen tarafından geliştirilen farklı işletmelerin dijital cüzdanlarını tek bir çatı altında toplayarak işlem yapma sürecini kolaylaştıran yeni nesil sadakat kartı girişimi Alternatif Super App, kitle fonlama turunda 17 milyon lira yatırım aldı. Nvidia, ABD'nin teknolojik ve askeri ilerlemenin önüne geçmek amacıyla Çin'e getirdiği ihracat kısıtlamalarına uygun, A800 isimli yeni çip geliştirdi. Şirket, Çin'deki bilgisayar firmalarının ABD merkezli bir şirket tarafından üretilen ve kısıtlamalar sonrası ülkede satılabilecek ilk çip olan A800'ü içeren cihazların reklamını yapmaya başladığını belirtti. Türkiye'nin lider dijital yayın platformu Dijitürk üyelerine en kaliteli uydu yayın hizmetini sunmak için TürkSat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Dici Türk yayınları 15 Kasım 2022 tarihinden itibaren sadece Türkiye'nin ulusal haberleşme uydu operatörü TürkSat'ın uyduları üzerinden gerçekleştirilecek. Anlaşmanın 3 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen imza töreninde Dici Türk CEO'su Yusuf El Obdali ve TürkSat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ile her iki kurumun üst düzey yetkilileri katıldı. Sabah gündemini noktaladık. Gün özetinde görüşünceye dek hoşçakalın.